Antalya Büyükşehir Belediyesi Televizyonu'ndan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Haftanın özetiyle karşınızdayız. Antalya Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı Olağan Meclisi'nde dünyanın en sakin şehirlerinin dahil olduğu Cidda Slow organizasyonu masaya yatırıldı. Geçtiğimiz hafta yapılan seçimde organizasyonun Türkiye koordinatörü olarak seçilen Başkan Muhittin Böcek, Antalya'nın üye diğer belediyelere öncülük edeceğini söyledi. Başkan Muhittin Böcek, Muharrem ayı dolayısıyla Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Antalya Kültür ve Cem Evi'nde Yas-ı Matem orucu tutan vatandaşlarla bir araya geldi. Burada lokma ikramında bulunan Başkan Muhittin Böcek, tutulan oruçların, edilen dualar ve yapılan hayırların kabul olmasını diledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla kapalı yolda aşure ikramı gerçekleştirdi. İlk aşure dağıtımına vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, ay boyunca 19 ilçede 40 bin vatandaşa aşure ikram edilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ilçe belediyeleri, STK'lar ve yerel hayvan koruma görevlileriyle sokak hayvanları sorunu ve çözüm önerilerinin ele alındığı toplantılar devam ediyor. İkincisi gerçekleştirilen toplantıda sokak hayvanlarına yönelik yeni doğal yaşam alanlarının oluşturulması konusu ele alındı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin atıl kalan tarım arazilerini üretime kazandırmak amacıyla gerçekleştirdiği lavanta fide hibeleri sonucu kent genelinde lavanta üretimi hızla artıyor. Son olarak Kaş'ın Yayla Kılıçlı Mahallesi'nde 3. yılını dolduran bahçelerde lavanta hasadı yapıldı. İmece kültürünü yaşatma doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Kumluca'nın Beşikçi, Filiken'in ise Sahilkent ve Hasyurt mahallelerinde salça sıkma makinesi hibesinde bulundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı ilçesinde yakın zamanda açılması planlanan devlet hastanesinin bağlantı yollarında toplam 14 bin metrekarelik sıcak asfalt çalışması başlattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, su baskınlarının önüne geçmek amacıyla Muratpaşa İsmet Gökşen Caddesi'nde 300 metrelik yağmur suyu drenaj hattı çalışması başlattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılında Kepez ilçesinde açtığı sağlık merkezi ücretsiz hizmetlerine devam ediyor. Vatandaşların sosyal güvence aranmaksızın yararlandığı merkezden bu yılın ilk 6 ayında toplam 5.284 kişi hizmet aldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Gazipaşa Belediyesi İşbirliği ile bu yıl 5.'si gerçekleştirilen Günercik Yayla Şenlikleri yine renkli görüntülere sahne oldu. 3 gün boyunca devam eden şenliklere katılan vatandaşlar akşam gerçekleştirilen konserlerde unutulmaz anlar yaşadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Televizyonu olarak haftanın özetiyle sizlerleydik. İyi haftalar.